Elektrokonvülsif terapi, EKT, genel anestezi altında yapılan, beyinden küçük elektrik akımlarının geçirildiği ve kasıtlı olarak kısa bir nöbeti tetiklediği bir prosedürdür. EKT, beyin kimyasında belirli zihinsel sağlık koşullarının semptomlarını hızla tersine çevirebilen değişikliklere neden olabilmektedir. EKT genellikle diğer tedaviler başarısız olduğunda ve tedavinin tamamı tamamlandığında çalışır. Ancak herkes için etkili olmayabilir. EKT'ye bağlı damgalamanın çoğu anestezi olmadan yüksek dozda elektriğin verildiği hafıza kaybına, kırık kemiklere ve diğer ciddi yan etkilere yol açan erken tedavilere dayanmaktadır. EKT günümüzde çok daha güvenli. EKT hala bazı yan etkilere neden olabilse de artık mümkün olan en az riskle en fazla faydayı elde etmek için kontrollü bir ortamda verilen elektrik akımlarını kullanır. Elektrokonvülsif terapi EKT nasıl çalışır? Pek çok tıbbi tedavide olduğu gibi EKT'nin hastalık semptomlarını gidermesinin gerçek yolu bilinmemektedir. Artık EKT'nin beyindeki sinir hücreleri arasında uyarıları veya mesajları ileten bazı kimyasalları etkilediğine inanılıyor. Bu nedenle bazı zihinsel bozukluklara eşlik eden bazı biyokimyasal değişiklikleri düzeltebilir. Araştırmalar depresyonu olan kişilerin %60 ila 80'inin bir EKT kürü ile remisyona ulaştığını göstermiştir. Bu tedavi genellikle ilaçlar gibi diğer tedavileri denedikten sonra daha iyi hissetmeyen kişilere yardımcı olur. Bir EKT kuru çoğunlukla haftada 3 kez verilen bireysel tedavilerden oluşur. Toplam tedavi sayısı ve sıklığı doktorunuz tarafından belirlenir. Toplam tedavi sayısı değişir. Genellikle 8 ila 19 arasında ancak daha fazla veya daha az olabilir. Her tedavi genel anestezi altında uyurken yapılır. Anestezi sizi uyutacak ilaçtır. Bir anestezi uzmanı, ilaç verme konusunda uzmanlaşmış bir doktor tarafından damara sokulan bir iğne yoluyla enjekte edilir. Yüz maskesi ile oksijen verilecektir. Tedavi sırasında kalp atış hızınız, kan basıncınız ve oksijen seviyeniz izlenir. Yaklaşık 5 ila 10 dakika uyuyacaksınız. Her tedavi prosedürü kafa derisi veya şakak yüzeyine uygulanan iki metal disk elektrot arasında küçük, kontrollü bir elektrik akımı geçirmeyi içerir. Akım beyni uyarmak için elektrotlar arasından ve beynin bir kısmından geçer. Genellikle 20 ila 90 saniye süren kontrollü bir terapötik nöbete neden olur. Devam eden idame EKT yaptırmanız, ilaç almanız, bir terapi grubuna katılmanız veya birebir konuşma terapisi almanız gerekebilir. Psikiyatristiniz ve destek verdiğiniz kişilerle birlikte bir tedavi ve takip bakım planı yapmanız gereklidir. Elektroşok neden yapılır? Elektrokonvülsif terapi EKT, çeşitli zihinsel sağlık durumlarının şiddetli semptomlarında hızlı ve önemli iyileşmeler sağlayabilir. Şiddetli depresyon, özellikle gerçeklikten kopma, psikoz, intihar etme arzusu veya yemek yemeyi reddetme ile birlikte olduğunda, tedaviye dirençli depresyon, ilaçlarla veya diğer tedavilerle düzelmeyen şiddetli depresyon diyebiliriz. Bipolar bozukluğun bir parçası olarak ortaya çıkan yoğun bir ofori, ajitasyon veya hiperaktivite durumu olan şiddetli mani, diğer mani belirtileri arasında karar vermede bozulma, dürtüsel veya riskli davranışlar, madde kötüye kullanımı ve psikoz bulunur. Katatoni, hareket eksikliği, hızlı veya garip hareketler, konuşma eksikliği ve diğer semptomlarla karakterizedir. Şizofreni ve diğer bazı psikiyatrik bozukluklarla da ilişkilidir. Bazı durumlarda katatoni tıbbi bir hastalıktan kaynaklanır. Demanslı kişilerde tedavisi zor olabilen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ajitasyon ve saldırganlık. Bunlar EKT'nin uygulandığı bazı durumlar. EKT ilaçlar tolere edilmediğinde veya diğer tedavi biçimleri işe yaramadığında iyi bir tedavi seçeneği olabilir.
Söyleyeceğim gibi bazı ek durumlarda da yine EKT kullanımı kesinlikle yapılabilir. Hamilelik sırasında gelişmekte olan fetüse zarar verebilecekleri için ilaçlar alınamadığında, ilaç yan etkilerini tolere edemeyen yaşlı erişkinlerde, ilaç almak yerine EKT tedavilerini tercih eden kişilerde, EKT'nin geçmişte başarılı olduğunda. Riskler. Buraya özellikle dikkat çekiyorum, özellikle dinleyebilirsiniz. EKT genellikle güvenli olsa da riskler ve yan etkiler şunları içerebilir. Bilinç bulanıklığı, konfüzyon, tedaviden hemen sonra birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Nerede olduğunuzu veya neden orada olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz. Nadiren kafa karışıklığı birkaç gün veya daha uzun sürebilir. Karışıklık genellikle yaşlı erişkinlerde daha belirgindir. Hafıza kaybı. Bazı insanlar tedaviden hemen önce ve tedaviden haftalar veya aylar önce veya nadiren önceki yıllarda meydana gelen olayları hatırlamakta güçlük çekerler. Bu duruma retrograd amnezi denir. Tedavinizin haftaları boyunca meydana gelen olayları hatırlamakta da sorun yaşayabilirsiniz. Çoğu insan için bu hafıza sorunları genellikle tedavi bittikten birkaç ay sonra düzelir. Fiziksel yan etkiler. EKT tedavisinin yapıldığı günlerde bazı insanlar mide bulantısı, baş ağrısı, çene ağrısı veya kas ağrısı yaşarlar. Bunlar genellikle ilaçlarla tedavi edilebilir. Tıbbi komplikasyonlar. Her türlü tıbbi prosedürde olduğu gibi özellikle anestezi içerenlerde tıbbi komplikasyon riskleri vardır. EKT sırasında kalp hızı ve kan basıncı yükselir ve nadir durumlarda ciddi kalp problemlerine yol açabilir. Kalp problemleriniz varsa EKT daha riskli olabilir. EKT'nin tartışmalı tarihine bakalım. Bazı ülkeler kullanımını yasaklarken diğerleri yaygın olarak kullanıyor. EKT'nin olumsuz algıları önceki yanlış kullanımından ve genel anesteziklerin veya kas gevşelticilerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasının tarihsel eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca sağlık uzmanları EKT'yi ilk kez tanıttığında birçok kişi tedaviye rıza göstermedi. Sonuç olarak sıklıkla kendi istekleri dışında EKT aldılar ve yan etkilerinin tam boyutunu bilmiyorlardı. EKT ilaç aldıktan veya terapi gördükten sonra kendini daha iyi hissetmeyen kişiler için etkili bir tedavi seçeneğidir. Çoğu insan için güçlü bir antidepresan etkisi olan düşük riskli bir prosedürdür. İnsanlar intihar düşüncesi veya intihar düşünceleri ve duyguları ile yaşadıklarında EKT rahatlama sağlayabilir. Araştırmalar insanların %38'inin bir haftalık EKT'den sonra intihar düşüncelerini tamamen bıraktığını buldu. Tedavi tamamlandıktan sonra insanların %81'i artık intiharı düşünmediğini bildirdi. Bu prosedür aynı zamanda duygu durum düzenleyiciler gibi psikotrop ilaçları alamayan hamile veya yaşlı insanlar için de iyi sonuçlar verir. Araştırmacılar neden işe yaradığını belirleyebilirse müdahale durumu daha da güçlü olacaktır. 2011 tarihli bir incelemeye göre Kopenhag Üniversite Hastanesi'nden bir psikiyatrist Tom Bolwick, EKT'nin depresyonda rahatsız olan belirli hormonların salgılanmasını arttırdığını belirtti. Diğerleri elektriğin sinirsel büyümeyi uyardığını ve depresyona karşı koruyucu olan beyin alanlarını yeniden inşa etmeye yardımcı olduğunu öne sürdü. Bolwick, üçüncü bir fikir, nöbetlerin kendilerinin beyin aktivitesini temel olarak genellikle rahatlama sağlayacak şekilde sıfırladığı sonucuna varıyor. EKT ayrıca serotonin gibi nörotransmitterler için reseptörlerin duyarlılığını değiştirerek hastalığı iyileştirebilir. Yaygın olarak yanlış anlaşılan bu müdahale hakkında daha fazla şey öğrendikçe uygulama yöntemlerimizi iyileştirebilir ve EKT'nin olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bununla birlikte mevcut haliyle bile tedavi medyada gösterilen barbarca cezadan çok uzaktır. Bu nedenle çoğu zaman her şey başarısız olduktan sonra aralıksız psikolojik sıkıntı
için bir seçenek olarak düşünmeye değer. Burada şunu da bahsetmek isterim. Kanalımda daha önce beyne elektrik vermek gibi bir video çekmiştim. Orada da kısmi olsa da bunun benzeri bazı yöntemler ve tedavi yöntemlerinden bahsetmiştim. Asıl tedavi yöntemi elektroşok tedavisidir. Şu an duyduğumuzda ve ülkemizdeki durumunu bildiğim kadarıyla yasak diyebiliyorum. Kısmen de olsa bazı hastanelerde uygulanabilirliği var diyebiliyorum ama tam da net bir bilgim yok o konuda. Bildiğim kadarıyla yasak diye duymuştum. Belki şu an aktif olarak kullanılıyor olabilir ama bazı ülkelerde kesinlikle yasak, onu biliyorum. EKT aslında bir tedavi yöntemi ama yani daha araştırma aşamalarında olduğu için birçok insanı da tedirgin ediyor. Ve makale içinde de bahsettiğim gibi elektroşok daha önceden böyle kötü bir algı yarattığı için bir tedavi yöntemi olmaktan ziyade aman aman bunu yapmayın tarzında insanların kafasında bir algı oluşturmuş durumda. Aslında bir tedavi yöntemi ve başarılı olan bazı kısımları da var. İleride belki daha detaylı incelemeler yapıldıktan sonra çok daha iyi etkileri olduğunu ve daha iyi bölgelere uygulandığında insanlara faydalı olduğunu da görebiliriz. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.